Merhaba, Hafta Sağlık Tadına programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle riskli gebelik konusunu işlemek istiyorum. Şimdi riskli gebelik nedir? Kimler riskli hamiledir? Riskli gebelik olmamak için ne yapmak lazım? Olursak ne yapmak lazım? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi riskli gebelik demek tabii ki bir riskiniz var demek. Peki bu riskten kastımız nedir? Tansiyon olabilir, şeker hastalığınız olabilir. Diğer haftalarda bahsetmiştim, büyük bir miyomunuz olabilir, sizi sıkıntıya sokabilecek ya da onun dışında herhangi kronik bir hastalığınız olabilir. Örnek veriyorum, epilepsi gibi, SARA gibi. Peki ya da bir kalp hastalığınız olabilir, ağır derecede ya da orta derecede sizi sıkıntıya sokabilecek. Peki riskli gebelikler ne yapmalı? Herhangi kronik bir hastalığınız varsa, diyelim ki genç kadınsınız, tansiyonunuz var, şekeriniz var, kalple ilgili bir rahatsızlığınız var. Hamile kalmadan önce mutlaka doktora gitmeniz lazım. Çünkü neden? Hamilelikte kullanılan ilaçlarla hamilelik öncesi kullanılan ilaçlar aynı değil. Her ilacı biz hamilelere vermiyoruz. Bu ilaçların aynı zamanda bebek üzerine ya da işte rahim üzerine, bebek üzerine bazı zararlı etkileri var. Bebekte kollarında, bacaklarında, beyninde, zekasında herhangi sıkıntılara neden olabiliyorlar. O yüzden mutlaka gebelik planladığınız tarihten 3 ay önce kalp hastalığınız varsa kalp doktorunuza, epilepsiniz yani nöbetleriniz varsa bir nöroloğa, şekeriniz, tansiyonunuz varsa bir dahiliye uzmanına danışarak mutlaka bu ilaçları gebeliğe uygun düzeyde düzenletmeniz gerekiyor. Folik asitinizi başlamanız gerekiyor. Yani böyle durumlarda planlı bir gebelik öneriyoruz. Eğer bir miyomunuz varsa da kadın doğumcunuza giderek bu miyomun yeri konusu hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bazen mesela çift rahim olabiliyor. Tabii böyle durumlarda gebelik olabiliyor ya da olmayabiliyor. Olursa da işte düşük, erken doğumda riskli bir gebelik grubuna girebiliyor. Bilgimizi aldık, ilacımızı değiştirdik, her şey yolunda, hamilelik planladık. Doktorumuzun haberi var, düzenli takiplerimize gidiyoruz. Tansiyon hastasıysanız tansiyonlarınızın düzenli ölçülmesi lazım. Şeker hastasıysanız birebir diyetinize uymanız lazım, bebeğinizi riske atmamanız lazım. Kalp hastasıysanız eğer bir ilaç kullanıyorsanız mutlaka arada bir kontrole gitmeniz lazım. Yani sadece burada kadın doğum değil, aynı zamanda sizin diğer hastalığınızı takip eden doktor takipleriniz de çok önemli. Şimdi mesela tansiyondan bahsetmek istiyorum. Gebelikte tansiyon gerçekten bizi çok zorlayan bir durum. Gebelikte tansiyonda kullanılan ilaçlarımız farklı. Ve gerçekten işe yarıyorlar. Yani gebelikte tansiyonunuz var diye biz sadece bakmıyoruz ya da hastaneye yatırıp sadece sizi izlemiyoruz. Gebelikte tansiyon ilacı başlayabiliyoruz. Hatta günde 8 ilaca kadar da çıkabiliyoruz. Bu gerçekten büyük bir konfor. Bebeğe zarar vermemesi, sizin tansiyonunuzu düşürmesi bizi çok çok rahatlatıyor. Şimdi tansiyonunuz olduğunda genelde ensenizden giren ve başınıza doğru ilerleyen şiddetli bir baş ağrısı oluyor. Gözleriniz kararabiliyor. Midenizden başlayan bir ağrı mide bulantısıyla birlikte olabiliyor. Bunlar gebelik tansiyonu ya da gebelik zehirlenmesi dediğimiz bir durumun habercisi olabilir. Özellikle 5. aydan sonra başlayan gebelik tansiyonu daha tehlikelidir. Nedeni de sizin muhtemelen bebeğe karşı yaptığınız bir reaksiyon gibi düşünün ve burada rahimde bebeğin eşinin yattığı plasentanın beslendiği kısımda bir direnç oluşuyor. Böylelikle tansiyonunuz çok yükseldiğinde bebeğe giden kan akımı aniden azalabilir, bebeğiniz riske girebilir. Sizinle ilgili beyindeki kılcal damarlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Biz bu durumu eğer nöbet geçirirseniz tansiyona bağlı eklampsi diyoruz. Eğer nöbet geçirmezseniz de preeklampsi diyoruz. Yani gebelikte 20. haftadan sonra özellikle görülen tansiyon sizin için biraz daha riskli. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedenini biz de bilmiyoruz. Yani neden bazılarında oluyor, neden bazılarında olmuyor? Bunun kesin gösteren bir şey yok ama işte gebelik başladığında aspirin kullanımı, işte biraz daha sağlıklı beslenme, çok kilolu olmamak,
başka kronik hastalıkların olmaması da tabii ki olumlu yönde etkiliyor. Mutlaka gebelik 5. aydan sonra her doktora gittiğinizde tansiyonlarınızın ölçülmesi lazım. Tansiyonu olan hastalar genelde daha erken doğum yapıyorlar. Çünkü bebek büyüdükçe karın içi basınç arttığı için tansiyonlarda yükselme başlıyor. Ve vücut artık bir nevi bu gebeliği tolere edemiyor. Tansiyonlar çok yükselince de tabii ki bunun bizim için bir eşik değeri var. Hemen acil ilaçlarımızı yapıyoruz ama öncelikle gebeliğin sonlanması gerekiyor. Yani asıl tansiyonu yükselten olay ne? Gebelik. Siz gebeliği çözdüğünüzde, yani artık ortada bir gebelik olmadığında, vücut yavaş yavaş eski haline dönüyor. Ama o dönüş tabii ki hemen bir günde olmuyor. Çünkü vücutta damarlarda bir ödem başlayabiliyor ve bazen 15 gün, 20 gün, 1 ay yoğun bakımda kalan hastalar bile olabiliyor. Yani gebelikte tansiyonunuz var mı? Diyelim ki öncesinde yoktu. 5. aydan sonra da başlayabilir. Doktorunuz her gittiğinde zaten o tansiyonunuzu mutlaka ölçecektir. Ya da ölçmüyorlarsa da ölçülen bir yere gitmenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka ölçtürmeniz, şekerinize baktırmanız, her şeyinizin işte kalple ilgili bir sıkıntınız yoksa bile hamile kalmadan önce bir check-up'tan geçmenizde bence fayda var. Çünkü bunlar ihmal edilebilen ama gerçekten hayatı tehdit eden konular. Riskli gebeliğe giriyorsanız, doktorunuz sizin için bir risk ifadesi kullandıysa, gerçekten 7/24 yanınızda olan bir doktor seçmenizi ben size öneriyorum. Onun dışında hastane olarak da tabii ki yoğun bakım olan, anne için, bebek için yoğun bakım olan, kan merkezi olan ve tam her şeyin olduğu dediğimiz mümkün olan bir hastanede doğum yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Normal gebelikten riskli gebeliğin farkı tabii ki bir risk ibaresinin bulunması. Hem hasta için hem bebek için demek bu. Bebek daha erken doğabilir demek. Anne doğumda sıkıntıya girebilir. Yoğun bakıma gitme ihtimali daha yüksek demek. O yüzden de yani dikkat etmekte fayda var. Yani demek ki tansiyonu çok önemsemek gerekiyor. Özellikle gebeler için. Eğer doktorunuz sizi riskli gebelik olarak değerlendirdiyse sizin de bazı konularda uyanık olmanız gerekiyor. İhmal kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Çünkü bu bebeğiniz için de çok önemli. Nöroloğunuz, eğer bir epilepsiniz, saranız varsa, kalp hastalığınız varsa kardiyoloğunuz, şeker tansiyon varsa dahiliye doktorunuz, mutlaka bunlarla irtibatta kalın. Kadın doğumcunuza güvenin ve sakın sakın kafanıza göre takılmayın, iş yapmayın. Çünkü tansiyon özellikle çok önemli, şeker de çok önemli. Bazı hastalar işte şeker doğumdan sonra hiç önemsemeyebiliyorlar. Şeker hastası bile olsa dikkat etmeyebiliyorlar. Bu da ne yapıyor? İşte doğumdan sonra yara iyileşmesini geciktiriyor. Ve doğumdan sonra asıl iyileşmesi gereken dokular daha yavaş iyileşebiliyor. Ya da tam tersi mikrop kapmasına da neden olabiliyor. O yüzden de mutlaka yani sağlık bir bütün. Kronik bir hastalığınız varsa takiplerinizi ihmal etmeyin. Eğer sizin için özellikle gebelik zaten normalde de çok doğal bir süreç olsa bile pek çok riski var. Eğer bir de riskli ibaresi sizin için kullanıldıysa bu konuda daha bilinçli olmanızda fayda var bence. Tansiyon içinde özellikle 5. aydan sonra arada bir kendi ölçtürmenizde yakınınızda sağlık ocağı, eczane varsa ben bunu gerçekten çok faydalı görüyorum. Özellikle dediğim gibi başınızın arkasından enseden giren başınızın önüne doğru bir ağrı varsa, gözleriniz ara ara durduk yere kararıyorsa bu ağrıyla birlikte, midenizde bir bulantı, karnınıza giren bir ağrı oluyorsa ve bunlar laboratuvar parametreleriyle birlikte gerçekten sonuçlanıyorsa bu gerçekten bir gebelik zehirlenmesi olabilir ve hem sizin için hem bebeğiniz için riskli bir durum oluşturabilir. Özellikle biz bunu yaz aylarında daha sık görüyoruz sıcaklara bağlı. İhmal etmeyin, tansiyonunuzu ölçtürün, takipte kalın ve tabii ki beni takibe de devam edin. Bu haftaki konumun sonuna geldim. Haftaya görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.